Selam arkadaşlar. Bugün domatesten nasıl tohum olunur? Onu göstermek istiyorum size. Hem bahçemi de bir göstereyim. Burası 30 senedir ekilmeyen bir yer. Bu sene gübre dedim, ektim. Bütün mineraller birikmiş. Bakın şu kaba maşallah. Toprak çok iyi durumda. Bütün ektiklerim azmış durumda. Demek ki arada bir toprağı dinlendirmek gerekiyor. Bir de misafirimiz var burada. Bu da salatalık için tohumu bırakma. Burada olması gereken şey, tohumluk bırakacağınız şeylerin ilk dallardan verilmiş olması. Şöyle bakın şimdi. Burası domates bahçem. Her tarafta domates var. Gördüğünüz gibi. Bunlar yanlış tohum almanın neticesinde olan şeyler. Bakın hep üst dallardan vermişler domatesler. Şimdi bunu önlemek için ve domatesin erken olması için ne yapmak gerekiyor? Bakın şimdi bir tane domatesim var. Domatesin en alt dalından domates vermiş. Bakın şöyle yukarı doğru bir sürü domates var. Burada alt daldan almanın mantığı şu arkadaşlar. Bu domates iyice olacak. Hatta olduktan sonra birkaç gün böyle iyice olmaya bırakıp, yani yumuşamaya bırakıp DNA'sını tam olarak tamamlanması gerekiyor. Şimdi burada mantık. Bunu mesela nereden kopardık? Altta ilk çataldan olmuş. Bundan aldığımız tohum seneye aynı yerden verecek. Yani domatesi nereden koparırsanız o aldığınız domatesteki tohum seneye kopardığınız yerden ilk domatesi veriyor. Mesela şöyle diyelim. Burada domates var. Şu üst daldaki domatesten mesela olunca tohum aldık. Eğer öyle yaparsanız seneye ektiğinizde ilk domatesi buradan verir. Aşağılardan vermez. Böylece geç domates alırsınız. Ama bu şekilde en alt daldan olan domatesten tohum aldığınız vakit bu tohumu seneye de aynı yerden verecek. Böylelikle erken hasat etme şansına sahip olacaksınız. Şimdi bunu keselim. Tohumlarını alalım. Şimdi burada yapmamız gereken şey domatesin şu şekilde üst kabuğundan, yani şöyle yarıdan kesip domatesi yan olarak gördüğünüz şu alt kısmı, şu üst kısmı, sapın olduğu kısım, tohumları buradan almak. Eğer tohumları buradan alırsanız daha iyi olur. Bu eski ihtiyarların bana söylediği kadim bir bilgi. Hepinize kolay gelsin.